sizin için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm kampanyalarımızdan haberdar olmak için dijital Migros'a migros.com.tr ya da Migros mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Migros. Migros Türkiye YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İzlen Erdem. Yeni bir iyi tahminle sizlerle birlikteyiz. Sadece tabii YouTube değil, şuradan açalım. Instagram'dan da artık yayın yapıyoruz. İlk onun anonsunu yapayım. Instagram'dan açanlar kaç kişi acaba, bir yandan şöyle açayım. Sadece izleyebilirsiniz oradan. Yarışmaya katılmak için YouTube kanalımıza gelmeniz gerekiyor. 300'ün üzerinde izleyen var. YouTube kanalımıza gelip sohbet bölümüne yanıtlarınızı yazacaksınız. O yüzden hazır zaman varken ben biraz kurallardan bahsedeceğim. Siz de açın Migros'un YouTube kanalına gelin. Yarışmamız 10 sorudan oluşuyor. 10 tane tahmin sorusu soruyoruz. Her zaman tahmin olmayabiliyor ama her zaman yanıtları sayısal oluyor. Bu çok önemli. Sadece rakamlardan oluşan yanıtlar yazacaksınız. Peki nereye yazacaksınız? Biraz önce söylediğim gibi canlı sohbet bölümüne yazacaksınız. Sonra bizim yazılımımızda YouTube'dan alacak o verileri, YouTube'dan gelen verileri değerlendirip en yakın tahmin yapanı o sorunun birincisi yapacak. O da 100 puan alacak. İkinci 99, üçüncü 98 şeklinde ilk 100'e giren puan oluyor. Yani önemli olan bir soruda en yakın ilk 100 içinde yer almak. Aynı yanıtı verenler olursa bu sefer önce yazan kazanıyor. Saniyenin binde birine varan oranlarda alıyoruz o verileri. Fakat şunu unutmayın, kendi yazdığınız cihazdan kendinizi öncelikli görürsünüz. Bu sizi şaşırtmasın. YouTube'dan gelen veriler herkesinkini topluyor, internet üzerinden alıyor. Sonra o puanlar birleşiyor. Günün sonunda günün birincisi tam 250 mani kazanıyor. Günün ikincisi 100 mani kazanıyor ve günün üçüncüsü de tam 50 mani ödül kazanıyor. Toplamda 400 mani ödül veriyoruz ama tek bir şartımız var, o da kanalımıza abone olmanız. Kanalımıza abone olmayanlar bir şekilde hediye ödül kazanırsa maalesef onu veremiyoruz. Ama ben daha da önemsediğim şey var. Bildirimleri açmanız. O çan işaretini hala çok sayıda açmayan var. Çan işaretini açtığınızda bizim her türlü canlı yayınımızdan ve diğer içeriklerimizden yüklendiği anda haberdar olacaksınız. Peki şimdi bunu anlattım, kuralları. Bir de renk yazanlar var diyeceksiniz değil mi? Şimdi yeni açanlar, bu renkler neyin nesi oluyor diyenler var. Onu da söyleyeyim. Bunu valla seyircilerimiz başlattı. Benim hangi renk gömlek giyeceğim tahmin ediliyor. Orada da bayağı başarılısınız. Şöyle bakayım, kırmızı diyenler. Klasik zaten, bir yaz Damla Gürler. Kesin benim görüyor evimi Damla Gürler. Yani 10 seferden 8'ini neredeyse biliyor. Gömleklerin prensesi diyorum ben ona. Bugün de bilmiş. Mert Kimsesiz, Pars Ares, kırmızı yazanlar. Fatma Erdoğan, Nehir Nehir. Damla Gürler 3 kez yazmış bu arada. İzo 35, Diyar'ın Sesi. Santalu E, o da kırmızı demiş. Daha sonra yazan varsa veya cümle arasında kullanan kırmızıyı varsa onu da buradan göremem. Çünkü manuel bakıyorum. Peki yarışmamıza geçeceğim ama önce bugün yine bir takipçim var benim. Kaan Rıza takip ediyor. Tam 6,5 yaşında, Kasım'da 7 yaşına girecek. O da şimdiden ona da başarılar dileyim. Babası da yardımcı olur ama bence hiç annesi babası yanındadır, yardıma ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bakıyorum Instagram'da hala 100 kişi var. Peki o zaman ben soruma geçtim ama birinci sorumuz gelsin. Görselde soru işareti olan yerdeki sayı kaçtır? Birinci soru bitsin. Bir anonsum daha vardı unuttuğum. Onu da yapacağım. Bu önemli bir anons. 20 saniye süremiz var biliyorsunuz. Süremiz doldu. Hemen yanıtımızı alalım. Bin. O zaten 1000 adet üreticiye erişiyoruz. Migros'un etle ilgili, iyi etle ilgili görseliydi. Zaten elinde mikroskop olanlar da bunu kolayca görebileceklerdi. 7. İsmail Ozan oldu. 94 puan. Anlatacağım İsmail Ozan'la ilgili bu arada. 6. Mert Karasoy oldu. 5. 1887 oldu. 96 puan aldı. 4. Hüseyin Karasoy 97 puan aldı. 3. Sena Nur Uzun 98 puan aldı. İlk Nur Mete Şahin 2. oldu. 99 puan aldı ve birinci, bu soruları kaçırmaz, Arvid Merlin oldu. 100 puanı aldı. Şimdi bir önceki yarışmamız çarşamba günüydü biliyorsunuz. Bir tane halter sorusu vardı. Halter sorusunda
kilogram yazıyordu altta. Fakat ben gram diye okumuşum. O anda da farkında değilim. Beni rejiden de uyarıyorlar ama ben söylediğim şeyin tabii farkında olmadığım için ne yanlış yaptığımı da anlayamadım. Şimdi yeri gelmişken anlatayım. Ben neticede bir insanım ve hata yapabilirim. Bundan sonra da olabilir. Yani bu çok normal. Hepimiz yapabiliriz. Makine gibi hiçbir şey böyle mükemmel yapmıyoruz. Zaten yaptığımın hatanın bile farkında değilim. Çünkü ağırlıklı gram sorduğumuz için ağzından gram çıkmış. Nitekim baktığımızda yarışmacıların çok çok büyük bir kısmı zaten ekranda görünen kilogram şeklinde yanıt vermiş. Bundan sonra da yazan yazılı olan geçerlidir. Çünkü yazılı olan bir sürü gözün kontrolünden geçiyor. 3-4 gözün kontrolünden geçtiği için orada hata olma ihtimali çok daha az. Benim hata yapma ihtimalim daha fazla. Önümde anlattığım gibi bir sürü ekran, ışıklar, kamera. Fakat yine de hani bu sefer için baktım ben ilk şöyle 20'ye girenlerde bir kişi var ki Sait TPC. Sait TPC bizi izliyor ise lütfen bize iletişim bilgilerini, manikart numarası iletişim bilgisini atsın. Çünkü o Sait, yarışmacımız Sait TPC gram cinsinden yanıt vermiş ve o yüzden ikinciliği kaçırmış. O ikinciliği aslında hak ediyordu. Başka zaman hani böyle bir şey beklemeyin. Çünkü hata yapabilirim. Yazılı olan geçerlidir diyeyim. İkinci olarak tabii o ikinci olduğunda birisi dördüncülüğe düşüyor. O da İsmail Ozan. Normalde aslında ödül kazanamamış olacaktı. Şu anda haberi var. Fakat böyle durumlarda hani anons ettiğimiz için biz ödülü bakidir İsmail Ozan'ın. Ama ilginç bir şekilde o da bize bir e-posta attı. Dedi ki ben dedi bu ödülü dedi sanki hissetmiş gibi iyi yorum yazanlardan birisine hediye etmek istiyorum dedi. Gerçekten çok yüce gönüllü, çok hoşuma gitti. Yani çok güzel de bir davranış. Örneğin dedi Gülden Yüksel dedi. Örnek olarak veriyorum dedi. Başka örnekler de vermiş ama ilk verdiği örnek Gülden Yüksel. Biz de o da izliyorsa Gülden Yüksel lütfen bize manikart numarasıyla iletişim bilgisini atsın. İsmail Ozan hediye etmiş oldu. Bu da yarışmamızda bir ilk. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Ve şimdi hızlıca ben ikinci soruma geçeceğim. Sarp da bu arada yenilik deyince biraz yenilik istemiş. Onu da düşünelim ne yapabiliriz diye. İkinci sorumuz gelsin. Kampanyada bir müşteri en fazla kaç TL indirim kazanabilir? Bir de unutmayın bakın ben burada gerçekten küçük bir ekrandan okuyorum. Evimden yapıyorum yayını. Yan tarafta kendimi görüyorum. Onun yanında günün önde gidenleri, onun yanında soruları başlatıyorum. Sağ tarafındaki laptop'tan da yayını izlemeye çalışıyorum. Hepsi birden gerçekten inanılmaz zor. Süremiz bitti. Yanıtımızı alabiliriz. $10 indirim kazanabiliyor idi. Hemen bakalım. 7. Yücel Er kalmış oldu 94 puan aldı. 6. Sarp dedik. Sarp oldu 95 puan aldı. 5. Çiğdem Öz epeydir yoktu piyasalarda. Çok iyi yarışmacıdır. Eskiden çok birincilikleri de vardır. Hoş geldiniz diyelim 96 puan aldı. 5. oldu Merve Özer. Keza ayrı bir iyi yarışmacımız 97 puanla 4. oldu. John Rambo. Vay Rambo gelmiş aramızda 98 puanla 3. Senem Buttan 99 puanla 2. ve Tahminciler Kralı ikinci sorumuzun birincisi olmuş ve 100 money kazanmış bizden. Bu arada Migros'tan para transferi de yapabiliyorsunuz yeri gelmişken görüyorsunuz alt pant olarak da geçti. Onu da tekrar hatırlatmış olalım. Migros uygulamasını indirirseniz de birçok sorumuz oradan da gelmekte. Üçüncü soru gelsin. Çocuk yaklaşık kaç yaşındadır? Yani yaklaşık diyoruz çünkü sonra yok o tam yaşı değildi, 2 gün eksikti falan olmasın. Tam gününü de söyleyeceğim o zaman hak verirsiniz. Yaklaşık kaç yaşındadır gördüğünüz çocuk? Bizim Kaan Rıza'ya yakın. Bu fotoğrafta tabii. Kaan Rıza ama ondan biraz daha büyük diyelim. Bir ipucu verelim. Gelsin yanıtımız. Yaşında idi yaklaşık. Yani 5 yıl 302 günlükmüş. İşte yani 2 aydan kısa bir süre sonra 6 yaşında basacak o fotoğraf sonrasında. Hani peki kimdir bu erkek çocuk? Şimdiye kadar dünyada basılmış bir yazarın erkek olarak ama en genç kitabı basılan erkek. O yüzden bir özelliği var. 6 yaşında bir kitabı var.
Ama kadınlarda galiba yanlış hatırlamıyorsam 4 yaşında bir kız çocuğunun kitabı var. Bu da şaşırtıcı değil yani. Erkekler arkadan geliyor biliyorsunuz. Çok normal. 7. Melih Özmen 94 puan aldı. 6. Ceren Pektaş 95 puan aldı. 5. Bahadır Bahadır 96 puan aldı. 4. Hızlı 46 97 puan aldı. Sena Nur Uzun 98 puan aldı. Tahminciler Kralı bu soruda da 2. oldu, 99 puan aldı. Ve Hızların Kraliçesi Berna Bal. Yani ya hızlı ya sonda yine 100 puanı aldı bu sorudan. Ve 3 soru bitti. 3 soru bitince de kim önde gidiyor ona bakıyoruz. Alalım ekrana. Tahminciler Kralı 290 puan ile önde götürüyor. Çiğdem Öz, Sena Nur Uzun, John Rambo ve Arvid Merlin şeklinde devam ediyor. 97 puan fark açmış 1. ve 5. arasında. Yani Tahminciler Kralı Arvid Merlin'e 97 puan fark atmış. 4. sorumuz gelsin. 1-100 arası eksik olan sayı kaçtır? Sarp. Hadi bakalım, geçen sefer son sorduğumuzda sen 1. olmuştun hatırlıyorum. Bu arada da İstanbul'da gök gürültülü, yağışlı, kapalı bir hava var. Size de ulaşıyor ise gök gürültüleri. Ulaşıyor olabilir. Hani yapacak bir şey yok yani bununla ilgili. Gök gürültüsü neticede. Evet, yanıtımız gelsin. İlginçtir. Bu soruda nedense hangi sayıyı sorarsak soralım, 99 yanıtını veren çok oluyor. O yüzden de 99'u sorduk, çok kişi bilsin diye. Hatta bakıyorum şöyle, yine de 26 kişi tam 99 demiş. Hüseyin Bahtiyar İnci 7. olmuş, 94 puan almış. Sibel Çakmak 95 puanla 6. Hakkı Beller 96 puanla 5. Ertuğ 18 97 puanla 4. Mihri Mihri 98 puanla 3. İlk kez okuyorum ismini eminim. Suna Doğanoğlu 99 puanla 2. Ve Ömer Ceber 4. sorumuzun 1.'si 100 puan aldı. Şöyle bakalım aşağılara. Necla Yorulmaz da mesela 1 puan almış, 100. olmuş. M.U.D 2 puan almış bu sorudan. İlk 100'e girmek önemli. 5. sorumuz gelsin. Kapta kaç adet domates vardır? Hadi bakalım. Zaten kaç tane görünüyor? 6 tane görünüyor zaten. Altlarda var mıdır bilmiyorum. Bu bir tahmin yarışması. Kolay zor yok. Yakın olmaya çalışmak önemli ama bu tür sorularda böyle iyice sıkışıyor bir aralığa. Onu da bilerek yapıyoruz. Alalım yanıtımızı. Yedi adet domates vardı. Şimdi hemen bakalım. 7. Emrah Özdemir olmuş. 94 puan almış. Bu arada herkes 7 yanıtını vermiş. 6. Fatih Keskin. 5. Sarp 96 puan. 4. Alp 97 puan. 3. İsmail Ozan 98 puan. Tahminciler Kralı bugün 1.liğe gidiyor. 99 puan. Ve 1.'miz Özer Aydemir oldu. Bazı yarışmacılarımız böyle ismini değiştiriyor. O yarışmacılarımızdan biri muhtemelen Tahminciler Kralı da. Bugün 5. soru sonunda da muhtemelen 1.liği elinde bulunduruyor. Gelsin 6. sorumuz. Basın bülteninde nokta nokta olan yerdeki sayı kaçtır? Bakın 1998 yılına ait bir bülten. 1998. Ama soru hatalı. Mağazalarındaki yerine ı koymamışız. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Ortalık birbirine girmiştir. Mağazalarında ı yazmıyor. Tabii ki şaka yapıyorum. Yazmıyor. Unutmuşuz. Şimdi fark ettim ama soruyu etkileyen bir şey değil. Nokta noktayı soruyorduk. Alalım yanıtımızı. ...250.000. Hayda, nasıl 250.000 olur diyenler çıktı diye düşünüyorum. Kimse, çünkü 98 yılına aitti. 98 yılında biliyorsunuz daha paradan 6-0 atılmamıştı. Sevgili 90 doğumlu arkadaşlarım bunu kaçırmış olabilirler. Ama benim yaşımda olanlar çok çok iyi hatırlayacaktır. Çok da eski değil aslında, yani 20 seneden bile daha kısa değil mi? 6-0'ın atılması mazisi. 16-17 yıllık bir geçmişi var.
Yani aslında o 250 bin 6 sıfır atarsanız şu an 25 kuruş falan gibi bir şey yapıyor. Hadi enflasyonu katın. Olsun olsun. Yani bugünün 1 lirası gibi bir şeymiş. O zaman o kartı alabilmek için. 7. Membotan 99-94 puan aldı. Emre Devotion 95 puan aldı. 6. oldu. Çiğdem Turan 96 puanla 5. Adnan 35 97 puanla 4. Doru Karatay, Canan Karatay'la hiçbir ilişkisi olmadığını öğrendiğim ama her gördüğümde aklıma gelecek. 98 puanla 3. Aaron Ramsey EB 99 puanla 2. ki tam yanıt vermişler ve Bülent Sönmez de bu sorumuzdan tam puan almış. Tebrik ediyorum. İkisini özellikle, yani Aaron Ramsey ve Bülent Sönmez, dikkatinizden kaçmamış. 98 yılı gerçekten şaşırtmacalı bir soruydu. Bence de güzeldi. Ve 7. sorumuza geçmiyoruz. 7. sorumuza geçmeden önce kim önde gidiyor ona bakacağız. Alalım ekrana. Tahminciler Kralı hala önde ve 1 puan farkla Çiğdem Özün. İlk dur Mete Şahin, etkileyici tahminci ve Arvid Merlin. 106'ya çıkmış ama 1. ile 5. arasındaki fark. Daha 4 soru var. Her şey değişebilir. Alalım biz, 7. sorudayız değil mi? 7. sorumuzu alalım. Neredeyse 8. soruyu soruyordum burada. Kampanya görselindeki rakamların toplamı kaçtır? Hızlı olan kazanır. Berna Bal tabii GSM'den takip ediyordur. Söylüyorum, siz de isterseniz öyle yapın. Ama GSM'den önce geliyor benim gözlemlediğim birkaç saniye yayın. Ama orada da küçük ekran sorunu olabilir. Belki de tablete GSM takmak falan mı çözüm? Alalım yanıtımızı. ...85... Nitekim bakıyorum, 85 yanıtını veren epey bir yarışmacımız var. 7. Fatma Özoğlu 94 puan aldı. İsmail Ozan 6. oldu, 95 puan aldı. Tekrar hatırlatayım, İsmail Ozan çarşamba günü kazandığı 50 money'yi Gülden Yüksel'e hediye etti. Gülden Yüksel, tekrar hatırlatayım, şimdi açmış olabilirsiniz. Biz money kart numaranızı ve iletişim bilginizi bekliyoruz. Said TPC, İzliyorsanız sizden de money kart numaranızı ve iletişim bilginizi bekliyoruz. 100 money vereceğiz size de. 5. ismini geçiyorum. 96 puan aldı. 4. Enes Güner Doğan 97 puanla 4. oldu. 3. Mehmet 98 puanla aldı. 2. Sevda Doğan 99 puan aldı. Ve 7. sorumuzun birincisi Mehmet Demet oldu. Mehmet Demet 100 puan aldı bu sorudan. Kaldı 3 soru. Heyecanla Cuma gününün birinciliğine yaklaşıyoruz. Alalım 8. soruyu. Domino'da kaç kitap kullanılmıştır ama hemen uyarayım. Orada görünenden fazla kitap var. Yani burada videonun tamamı olmadığı için biraz... Yani sadece bir fotoğraf koyunca da anında işte Google görsellerden bakıyorsunuz. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Videonun bir kısmını koyabildik ama orası bir kütüphane. En azından bunu söylemiş olayım. Kütüphanede kitaplar vardı. Onu sorduk. Alalım yanıtı şimdi. ...814 adet kitap vardı. Buradan girip böyle internetten baktıysanız en fazla domino, kitapla domino yapılan falan böyle hani, yanıldınız. Çünkü bu bir rekor denemesi değil. Kanada'da bir kütüphane. Uğraşmışlar kendileri. 2 saat falan sürmüş. 814 tane kitabı dizmişler. 7. Ahmet Yavuz oldu, 94 puan aldı. 6. Yusuf Kerem 95 puan aldı. 5. Murat Özpeker 96 puan aldı. 4. Arda Güneş 97 puan. 3. Gamze Demir 98 puan. 2. Enes Batur 399 ve 8. sorumuzun birincisi Betül Yağan oldu. 100 puan aldı bizden. Son 2 soru. Gelsin 9. sorumuz. Yıldız şekli kaç insandan oluşmuştur? Instagram'dan şu anda izleyen 75 kişiyi görüyorum. Sevgili izleyicilerimiz, sizleri çok seviyoruz ama YouTube'a gelirseniz siz de bizi daha çok seversiniz. Çünkü yarışmaya oradan katılabiliyorsunuz. Buradan sadece izleyebiliyorsunuz. Belki de açık unuttunuz, bilmiyorum ben şu anda oradan. Çünkü izlemek o kadar keyif vermez. İnanmıyorsanız Kaan Rıza'ya sorun. O izliyor bizi şu anda. Değil mi sevgili Kaan Rıza? 7 yaşına girecek Kasım'da. Alalım 9. sorumuzun yanıtını.
326 adet, yani 326 kişiden oluşan bir yıldız, insan yıldızıydı. 7. Sena Karacan oldu, 94 puan aldı. 6. Seval Durgut Yavuz, 95 puan. Ömer Ceber, 96 puanla 5. Avalanche 2020, 97 puanla 4. Lamia Atilla, 98 puanla 3. 1887, 99 puanla 2. ve alev alev Pars Ares. İsme bakın, isim soy isim seyle. Pars Ares tam böyle bir sanki Koç burcu edası var. Nedense yani böyle isme bakınca sanki öyleymiş gibi hissettiriyor bana. Son sorumuz, saatlerimiz 13.21. Gelsin sorumuz. Sonra yarışmamız bitecek. Nokta nokta olan yerde kaç harfli bir kelime vardır? Misafirlerinizde nokta nokta tatlı ikramlar. Misafirlerinize nokta nokta tatlı imkanlar, ikramlar. Aman, imkan dedim, bitti bu soru. Arkadaşlar, insanım ve sürekli bir şeyler okuyorum, söylüyorum, rakamlar makamlar, kelimeler karışabiliyor. Yazan geçerlidir. Tekrar yarın bir gün, ama yani yazıda bir hata olursa o zaman her türlü yazdığınız itirazınız kabulümdür. Söylediğim ama kusura bakmayın, onu da açık açık itiraf edeyim. Alalım şimdi yanıtımızı. Ne kırkı? 11. 11 kelimeli bir 11 harfli bir kelime idi. Bakın, kafa karışınca bir anda her şey gidebiliyor. Sakin. Sakin oluyoruz. Birbirinden misafirlerinize birbirinden tatlı ikramlar. Oradaki kelime birbirindendi ve 11 harfli idi. 7. Fatma Güneri oldu, 94 puan aldı. 6. Sena Nur Uzun, 2 neyle? Sena Nur Uzun, 95 puan aldı. Arvid Merlin herhalde sıralamaya girmiştir. 96 puan aldı çünkü bu sorudan. Ebrar Uzun, 97 puanla 4. Özlem Türker, 3. oldu, 98 puan. Çiğdem Öz de bu soruda puan almış yukarılarda, 99 puan. Ve Eren Tümkaya, yeni bir isim. Son sorumuzun birincisi oldu. Eskiden soru birincilerine de ödül vardı. Belki yine yaparız ileride. Şu anda sadece günün ilk 3 kazananı ödül, ilk 3'e gireni ödül alıyor. Ama tekrar hatırlatayım. Abone olmayan maalesef alamıyor. Abone olun. Abone olmayan hala %25 var. Az değil izleyenlerden. Ve geldik. 5.'den başlıyoruz. 5. yarışmayı epey önde götürmüştü. 378 puan alan etkileyici tahminci olmuş. Ben ama 6.'yı da söyleyeyim. O da John Rambo olmuş. 377 puan almış. Peki 4.'ümüz çarşamba gününün de 4.'süydü. 3. olarak anons etmiştik ama sonradan bugün anladık ki, daha doğrusu daha sonra yarışma sorusu 4.'üymüş. İsmail Ozan oldu. Valla üzüldüm yani sevgili İsmail Ozan. Çok neticede kazandığın ödül var ama geçen yarışmada yaptığın çok hoşumuza gitti. İnşallah herkes böyle, Allah daha çok versin diyelim. Herkes böyle bol, iyi niyetli, güzel niyetleri, güzel kısmetin açık olsun. Peki, neden şöyle bakıyorum girememişsin? Çocuğun yaşına 7 demişsin. Çok normal yani, işte bir hata bile 0 puan aldırıyor ama biraz da o soruları bilerek yapıyoruz. Çünkü çok çok iyi yarışmacılarımız var. Gerçekten çok çok iyi yarışmacılarımız var. Yani ben soruları arkadaşlarımla beraber hazırlıyorum ama yani biz yarışsak bizden daha hani iyi puan alacağınızı düşünüyorum birçoğunuzun. O yüzden de bu tür eleme soruları araya serpiştiriyoruz. Basın bülteninde de eyvah, burada işte gençliğin verdiği tecrübesizlikten 15 yanıtını vermişsin. Tabii ki 6-0 olduğunu hatırlayamaman çok normal diye düşünüyorum yaşın gereği. Geldik 3.'ye. Yani bizden 50 mani kazanan tahminciler kralı oldu. Tam 479 puan almış. 2. demiştim ya son soruda kesin hani girer diye. Arvid Merlin olmuş. 542 puan almış. Arvid Merlin'e de bakıyorum. Aslında 1. olabilirmiş. Kaç? 33 puan daha alsaymış. Mesela kampanyada en fazla kaç TL indirim kazanılabilir? Hiç yakıştıramadım Arvid Merlin. 20 yazmışsın.
20 yazmışsınız diyelim. 10'du. Niye yakıştıramadım? Yani bu tür soruları çünkü Arvid Merlin kaçırmazdı. 0-1-100 arası eksik olan sayıda 46 demişsiniz, puan alamamışsınız. O normal. Basın bülteninde, basın bülteninde 1 demişsiniz. Aslında 1 liraya denk geliyor yaklaşık yani. Hemen çok doğru, acayip güzel bir tahmin yürütmüşsünüz bence. Olsa olsa 1 liradır ama 98 yılı işte. 98 yılıydı. Domino'daki kitap sayısından da puan alamamışsınız. O da çok normal. Peki 100 money kazandınız. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. iyitahminyarismet@gmail.com bizim e-posta adresimiz, money kart numarasıyla iletişim bilgisini sadece 3 kişi, yani tahminciler kralı Arvid Merlin ve Çiğdem Öz. Çiğdem Öz gönderiyor. Çiğdem Öz günümüzün birincisi oldu. Cuma gününün epeydir yarışmıyordu. Herhalde üzülmüşsünüzdür geldiğine, çünkü gelir gelmez birinci olduğu gibi duruyor. Ya da yarışıyorsa da sıralamaya girmiyordu ama sanmıyorum. İllaki ismini okurdum. Çok iyi bir yarışmacı çünkü kendisi. Peki bugün de bitti. Yeri gelmişken soranlar oluyor, onu da hatırlatayım. 30 saniyelik bir yavaş modumuz var. Bilenler biliyor ama onu biz açıyoruz. Çok fazla sistem yorulmasın diye. Zaten soruda bir tane yanıt verebiliyorsunuz. Birden fazla yanıt verseniz de ilki geçerli ama onu da açan biziz. Siz bir şey yapamıyorsunuz, kapatamıyorsunuz. Şimdi bir reklam, sonra yarın biz yine buradayız. Pazar buradayız, pazartesi buradayız. 13'te hepinizi bekleriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günler. Sizin için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm kampanyalarımızdan haberdar olmak için dijital Migros'a migros.com.tr ya da Migros mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Migros.